1980'lerin sonlarında Panavision sinema endüstrisi için tasarlanmış, tamamen uyumlu ilk prime ve zoom ailesi olan Primo serisiyle lens performansında yeni bir standart belirledi. Akademi ödüllü Primo serisi, daha sonra dijital kameralar için tasarlanmış Primo V serisiyle devam etti. Panaflex devrimiyle başlayarak film yapımcılarının daha küçük, daha hafif film kameralarına olan talepleri yoğunlaştı. Panavision 1977'de 35 mm teknolojisinin her yönünü yeniden inceleyen bir kamera olan Millennium'u geliştirdi. Millennium X-Large hızla geliştirilerek tek dişli yerine iki film dişlisi kullanarak kamera gövdesini daha küçük hale getirdiler. XL serisi hassas motorlu shutter kontrolü ek özelliklerini kullanabilmek için 3 motor kullanıyordu. Her iki modelde de stüdyo modundan elle taşınır moda hızlı dönüşüm sağlamak için entegre video assist ve modüler optikler sunuyordu ve Steadicam ve uzaktan kontrol işlemi için kolayca hafifletilebiliyordu. XL Panavision tarihinde hem Academy hem de Primetime Emmy ödüllü ilk ürünleriydi. Panavision'ın filme olan bağlılığı, endüstrinin 35 mm ve 65 mm talebine hizmet etmeye devam etti ve bugün de aynı şekilde bu hizmete devam ediyor. Yeniliğe ve yaratıcı topluluğun taleplerini karşılamaya olan bağımlılığını bir kez daha gösteren Panavision, HD dijital videoyu büyük ekran film kalitesi standartlarına yükseltmek için Sony ile ortaklık kurdu. Panavise HD900F ve Panavision Primo dijital lensler, George Lucas'ın Star Wars Attack of the Clones adlı ilk dijital uzun metrajlı filmine büyük katkıda bulundu. Pilot! Land in that assembly area! Yes, sir. Sir, I have five special commando units awaiting your orders, sir. Bu ortaklık, gerçek 35 mm alan derinliğini sağlamak üzere 35 mm Panavision lenslerle odak uyumluluğu için tasarlanan Genesis HD kamera ile işe daha fazla değer kattı. Genesis, film dünyasındaki kamera ekiplerinin aşina olduğu aynı aksesuarlarının çoğunu kullanabilen bir kamera. Bu atılımdan sonra geleneksel filmli hissiyatını taklit eden küçük dijital kaydediciler geliştirdi ve Panavision dijital görüntülemede hızla gelişmeye devam etti. Ayrıca Steadicam operatörleri ve elde taşınabilirlik için hafifletme ve mobilite konusunda gelişme sağlandı. Asistanlara daha çok esneklik için çift vizör çıkışı, odak, zoom ve diyafram kontrolünü uzaktan kontrol edebileceği dijital kontrolcülerle kontrol edebiliyordu. Ayrıca Panavision'ın lenslerini başka marka kameralarda kullanabilmek ve adapte etmek için Ar-Ge ekibi kendi tabirleriyle panavize edip çeşitli testlere soktular ve uyumluluğu sağladılar. Millennium DXL ve DXL 2 8K dijital kameraların yakın zamanda piyasaya sürülmesiyle birlikte Panavision dijital çağa tamamen ulaştı. Panavision'ın DXL 2 kamerası saniyede 60 kareye kadar 35 milyon pikselde 16 bit rengi kaydedebiliyordu. Piyasadaki en az gürültüye sahip, sinyal gürültü oranına sahip kameralardan biri olan DXL 2 benzersiz bir hassasiyetle benzersiz bir dinamik aralık ve renk sunuyordu. Panavision'ın vintage ve modern large format lens yelpazesi, sanatçılara large format sinematografinin eşsiz estetiğini yaratmak için optimum sistemleri sunmaya devam ediyor. Daha sığ alan derinliği, daha fazla büyütme ve daha geniş görüş alanı gibi daha yumuşak ve göze daha hoş görünen ve gerçeğe daha yakın estetik görseller üretiyor. Panavision 7. 10 yılına girerken uzun süredir yenilikçiliğe olan bağlılığı ile endüstrinin kreatif toplulukları için güvenilir bir marka oldu. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmiş ve faydalı bulmuşsunuzdur. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bana destek olmak için lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve ayrıca açıklamalar bölümünde bulunan sosyal hesaplardan beni takip ederseniz çok memnun olurum. Kendine iyi bak, değer üret ve hoşça kal.